Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle, evet bugün Clash of Clans'ta dünya birincisi oluyoruz serisine, yani Türkiye birincisi oluyoruz serisine devam ediyoruz. Evet şu an okuldan geldim arkadaşlar. Dün okula gitmemiştim zaten, okulun ilk günü falan diye. Bugün gittim, geldim şu an saat 4.30 falan fistan. Neyse şimdi hemen videomuza girelim arkadaşlar. Bu arada yorum kısmına da bu seri hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İlk yarım saatte yapılan yorumları biliyorsunuz ki yorum atıyorum, kalp atıyorum ve her gün saat 8'de, yani 20.00'da yeni bir video geliyor. O yüzden de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve de like atarsanız da sevinirim. Evet. En son biliyorsunuz ki Okçu Kulesi'ni, evet şuradan göstereyim, Okçu Kulesi'ni 6. seviyeye basmıştık arkadaşlar. 6. seviyeye basmıştık ve Okçu Kulesi 6 seviye oldu. Ondan sonra arkadaşlar zaten bütün okçu kuleleri son seviye oldu. Bugün ise zaten kupa yükselmeye çalışacağız. Yani 3800'e çıkıp ilk 1000'e falan girmeye çalışacağız. Sonra bugünün amacı ise, bugünün amacı para yeter mi bilmiyorum ama şeyi basmak. Muhafız kulübesini basmak, ama muhafız kulübesine büyük ihtimal para yetmez ama olsun, yine de biz ganimetimizi toplayalım yine de. Bugün 3 tane ganimet hakkımız duruyor. Neyse hemen savaşa gidelim. Rekorumuz zaten 3779. Bugün İnşallah rekorumuzu kırarız. Kıramasak da artık canımız sağ olsun. Hadi bakalım. Evet burada ezicisi inşaatta olan bir köy gördüm ve şu an çok sevindim. Evet. İki tane okçu alacağım, iki tane de dev alacağım. Bu şekilde böyle bir kombinasyon yapacağım. Bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim. Bu arada dün gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş. Onların hepsine tek tek kalp attım. Adamın dibisiniz. Sağ olun, var olun be. Adam valla moralim düzeldi. Okullar başlıyor ya arkadaşlar. Moralim gerçekten böyle bir 2-3 tık yükseldi. O yüzden de yorumlarınız gerçekten beni çok etkiliyor. Harbiden de çok güzel yorumlar gelmiş dün. Hoşuma gitti açıkçası. Şimdi onları falan yıkın. Biraz daha yıkmaya devam edin. Şuraya iki tane daha atacağım. Sonra devin bir tanesini atıyorum. Tekrardan arkadan da bir tane daha atıyorum. Bir tane daha atıyorum. Sonra 3 taneyi de arka arkaya atalım. Şuraya da bir tane savaş makinesini atalım. Şuradaki iksir deposunu yıkalım. Sağ tarafa gitsin. Evet, sağ tarafa gidiyor zaten. Şunu da direkt yıkalım otomatik. Zaten ezici inşaatta olduğunu gördüm ya, direkt bu şekilde saldırısım geldi. Ama olsun bakalım, yine de hiçbir şey belli olmaz. Bakalım, inşallah kazanırız tabii ki. Hedefimiz kazanmak zaten. Başka bir şey olamaz hedefimiz herhalde, değil mi? Yani kazanırsak çok hoş olacak gerçekten. Şu an ateş eden bir şey kalmadı öyle ağır. Bakalım. %50 gelecek zaten, bu garanti bir şey bence. Bir tane vuracak, sonra gidip ana binayı yıkacak diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4 ve yıktı, adamsın. Şimdi yeteneğini basacaktım ama yeteneğine yetişemeden öldü gitti, vefat etti. Ama 171'lerde falanız şu an, 174. Bence şu an gayet iyi yüksek aldık ve kesinlikle kazandık gibi geliyor bana. İnşallah kazanmışızdır. Sağ tarafta da şuradaki depoyu da yıkıyoruz. %80'i geçiyoruz, evet. Yani %100 alırdık aslında da birkaç şu savaş makinesinin son yeteneği falan kaldıydı ama yapacak bir şey yok. Neyse bence kazandık. Kesin kazandık hatta. Aynen kazanmışız. Rekorumuzu şimdiden kırdık. Gerçekten şu an şimdiden rekorumuzu kırdık. Bu arada okullar var diye bazı kişiler videolarımızı izleyemeyecek. Farkındayım. Olsun, yine de ben zaman buldukça izlersiniz diye atıyorum arkadaşlar. İzleyemeyenler, yani zaten izleyenler kesinlikle olacaktır da izlemeyenler de bayağı bir olacaktır diye düşünüyorum. Yani normal beni takip edenler bile bazen takip edememezlik sıkıntısı yaşayacaktır. Sonuçta okullar başladı. Ders mers sıkıntısı olacak. Gerçi o sıkıntı benim de var ama olsun, ben o kadar da çok şey yapmıyorum. Bunları, konuları pek takmıyorum. Neyse. Şimdi hemen saat kulesini hızlandırdım. Burada hemen şu son 1 dakikası kaldı. Savaş makinamızın zaten 10 seviye olduktan sonra bayağı bir işe yaramaya başladım. Bebek ejderhamız 10 olsun, direkt 11'e basacağım zaten. Sonra 12'ye basacağım tak diye ve ondan sonra biliyorsunuz zaten gece cadısını falan yapacağız. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar bildiğiniz ayrıntılar ama bilmeyenler için söylüyorum. Evet, az önceki düzenin biraz farklı kombinasyonlu ve ezicisi inşaatta olmayan bir düzen. Evet. O yüzden ne yapacağız? Bu köye nasıl saldırabiliriz? Çok zor bir düzenmiş ha. Yani öyle elde tutulur bir düzen değil. Yani saldırılacak bir yeri yok açıkçası ama deneyeceğiz. İlla ki deneyeceğiz. Böyle biraz da barbar alalım. Barbarı fazladan da alabiliriz ama hatta alalım mı? Yok yok, almayalım ya.
Ben hemen okçularla etrafı temizlemeye başlıyorum o zaman. Şu şekilde. Sonra bu muhafız kulübesindeki askerleri barbarlarla temizleyeceğim ki biraz daha iş görebilsin. Evet, aynen öyle. Biraz daha iş görürse iyi olacak. Heh, şimdi barbarlarla muhafız kulübesinden çıkan o dingilleri anasını ağlatacağız. Evet, şu an o şey, neyse bir şey demeyeyim ya. Bazı kişiler gerçekten kızıyor böyle argo kelime kullanmam, o yüzden kullanmadım. Kendimi tuttum, evet. Ne diyelim biz bunlara? Çakal diyelim, evet, çakal. O çakallara haddini bildirdik. Tamam, oradaki şeyi de yıktık. Bu da buradan yıksın. Şurayı zaten göremez herhalde. Aynen öyle. Tamamdır. Şu an fena gitmiyoruz. Bence %50 garanti gelecek. Ama ana binayı yıkar mıyız bilmiyorum. Çünkü ana binayı bayağı bir uzağa koymuş. Yani normalin daha uzağına koymuş. O yüzden biraz daha sıkıntı yaşatabilir. Ama bir sıkıntı olmadan inşallah alırız. Şuradan da bir tane daha atalım da biraz yüzde kasmış olalım. Ne olur ne olmaz. Yalan mı şimdi? Ne olur ne olmaz. Çünkü bazen biliyorsunuz ki ana binayı yıkamıyoruz ve %50 bari almış olalım diye böyle bir önlem aldım. Evet, o eziği yıkarsak şu an iyi olacak ama yıkamayacak mıyız? Yıkacağız, evet, yıktık. Tamamdır, şu an iyiyiz. Zaten daha barbarlarımız duruyor. Ulan bayağı bir şeyimiz duruyormuş. Ben hemen atayım şuradan. Yoksa sıkıntı olacak. Tamam, ben şöyle hemen barbarları da bir gömeyim oraya. Barbarların hepsini atacağım. Sonra arkadan da şuradan okçuları atalım. Tamam, şu an iyi gibiyiz. Bence ana binayı yıkabilme olasılığımız var. Ama zor tabii ki. Yıkar mıyız be? Yıkar mıyız? Yıkamadık. Yıkamadık, evet. Ama yıkardık ya. Sanki yıkar gibi olduk ama ben biraz barbarları gereksiz kullandım, evet. Ama inşallah kazanmışızdır bakalım. Kazanmışız, evet. %45 almış adam. Biz de %59'la 3804 kupaya kadar çıkabildik. Şu an çıkabildiğimizin en üstünde olduğumuz için ben bir şuradan bir kupa kontrolü yapayım. Bakalım genelde kaçıncı sıraya kadar geldik. Neredeyse 4000 kupaya çıkmış olacağız. Az kaldı. Yani arkadaşlar bakın. 4200'e çıktığımız zaman ilk 200'deyiz zaten. Gördüğünüz gibi 1096. sıradayız. Ama bundan 2 hafta önce biz 3800'e çıkmış olsaydık çoktan şeydeydik yani, ilk 500'de falandık galiba. Herkes kupa kastığından dolayı herkes yükseliyor tabii ki. Evet. Ben bir savaşa daha girdim hızlı bir şekilde ama burada ezicisi inşaatta olan bir köy daha buldum ve çok hoşuma gittim. Hemen devlerimizi alalım. Yani devi zaten ezicinin bir tanesi inşaattaysa kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani ben hatta böyle köyleri üçlüyorum genelde de, ezicileri bazen yan yana koyuyorlar. O şekilde de üçleyebiliyorsunuz ama bazen belli olmuyor. Evet, dur şu an gözüm kaşındı lan. Evet bakalım şimdi. Lan gözüm. Biraz zor bir köy. Harbiden de bayağı bir zor bir köy. Ama elimizden geleni yapacağız. Şöyle iki tane atalım okçu. Bir tane dev. Sonra bir tane daha dev. Sonra bir tane daha dev. Sonra arkaya hepsini atalım da. O zaten tuzağın bir tanesini canlandırdı. Tamam. Sonra şunu atalım. Hemen yeteneğini basalım. Şuralara biraz da yüzde kasacağız tabii ki de. Direkt ana binayı alabilir miyiz bilmiyorum ama belki de %100 bile alabiliriz. Belli olmuyor arkadaşlar böyle köylerde. Cidden yani ne olacağı belli olmuyor. Devle saldırdığım savaşlarda pek bir garanti veremiyorum ama garanti verirsem %100'dür demek ki o garanti verdiğim şey de. Bu ne oldu oğlum? Savaş biraz cırkı çıktı yani. Savaş makinesi oraya gitmedi. Ve biraz şaftımıza kayalı gibi gözüküyor ama %50 garanti gelir zaten ama şu an çok yanlış saldırılar yaptık, evet. Farkındayım. 150 kesin gelecek. Aa, adam direkt savaşa geldi. Tamam. Savaşa geldiyse direkt ilk bir dakikada. Demek ki biz bu maçı kazanabiliriz. Evet. Bence bu maçı kazanabiliriz. Şunu şuradan at. Bunu da buradan at. Tamamdır. Da adam şu an hala bizi izliyor ya. Niye izliyorsun kardeşim bizi? Hala izliyor ya. Herife bak. Neyse, savaş burada kaldı arkadaşlar. Daha yüksek bir şey alamayız. Savaşı burada bitiriyoruz. Bakalım ne olmuş? Kader anı budur. Bakalım kader anımız. Dın dın. Dın, hadi be, tüh. Oğlum adam akıllı saldırsaydık var ya, bunun var ya bildiğin bir tarafına şey yapardık yani, bayağı yüksek yüzde alırdık ama ben bayağı bir kötü saldırdım açıkçası. Az önceki saldırımı hiç beğenmedim. Aşırı derecede kötü saldırı yaptım. Bunun farkındayım. Ama şimdi bu köy de çok zor ya. Ben böyle köylere de adam akıllı bir şey yapamıyorum ama deneyeceğiz. Tabii ki de. Denemeden olmaz. Şöyle yapacağız. Barbar. Barbar.
Biraz da okçu mu yapsak? Yok, bayağı bir barbar alacağım. Böyle bir köye bakalım, deneyelim. Ya biraz da farklı taktikler deneyerek de şu ganimeti almaya çalışalım. Zaten iki maç kazandık. Bir maç kaybettik. Tamam. Birer barlarla oradaki etraftaki şeyleri bak. Şu an zaten çok az asker kullanaraktan bayağı bir yüksek yüzde aldık. Hiç olmadı %70 alırız gibi geliyor bana. Belli olmaz tabii ki de. Yani ana binayı yıkamasak bile %70 alırız. Ama belli olmaz tabii ki de. Biliyorsunuz hiçbir şey belli olmuyor. Evet, orayı yıktık. İyi. Okçu Kulesi'ni yıksaydınız iyi dedin. Neyse, şu an muhafız askerlerini yıktınız. O da iyi. O da iyi bence. Tamam, şu an biraz aralıklı yollayayım de. Çünkü o fırın hepsine toplu vuruyor ya. Toplu vurduğu zaman daha da sıkıntı oluyor. Heh, onu yıkın. Adamsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Biraz kader anı diyebiliriz. Şuradan 3 tane okçu atalım. Da abicim çok uzak ya. Mesafe cidden çok uzak. Ama o çift topu yıkarsak bence pek bir sıkıntı kalmayacak. Evet. O çift topu yıktıktan sonra pek bir sıkıntı kalmayacak. Ben biraz daha barbar atacağım. Oradaki son o barbarı yıkmak için. Sonra muhafız diyorum. Savaş makinesini ataraktan ana binayı yıkacağım. Sonra da yüzde kısacağım bayağı bir. Hadi bakalım. Şimdi bence orayı alırız. Orayı alacağız. O kesin bir şey zaten. Şuradan da yüzde kasacağız zaten arkadaşlar şimdi. Savaş makinemiz vefat etti arkadaşlar. Ve şimdi biraz daha yüzde kasıyoruz. Fark ettiyseniz zaten şu an %45. İyi, ana binayı yıktığımız iyi oldu. Zaten bir tane garantiden aldık. Bayağı bir de yüksek bir yüzde alacağımı düşünüyorum şu an. Hadi bakalım. Başka nereden girersek fazla yüksek yüzde alırız. Ben şuradan aşırı derecede hızlı atarsak. Zaten oradaki şeylerin çoğunun canı az. Tamam. Tamam, %60'larla falan bence buradan ayrılacağız. Zaten köy binasını da yıktık, yani ana binayı da yıktık. İnşaatçı binası işte. Şunu karıştırıp duruyorum. 162 şu andan itibaren. Şunları da atalım. Oha be gülüm. Neyse. 165. Onu yıkamayacağız. Evet. Neyse. Bence iyi aldık. Yani kötü bir saldırı yapmadık. Ama inşallah kazanmışızdır. Belli olmuyor çünkü biliyorsunuz. Şu an adam saldırıyor hala ama kazandık arkadaşlar. Evet, kazandık. Adam bayağı bir kötü saldırı yapmış. Yani bu videodan 3 saldırı kazandık, bir saldırı kaybettik. Bence gerçekten iyi bir rakam. Ve bütün ganimetlerimizi de topladık yani arkadaşlar. Sonuçta bu videoda da 4 maç üst üste kazanacağız diye bir iddia koymadık sonuçta. Bence iyi aldık, yine iyiydi. Adam hala neye uğraşıyor cidden anlamış değilim. Yani daha ne kadar alabilirsin ki? 10 saniyede 4 okçuyu da bırakmışsınız. Birazdan hızlı olsaymış belki %40 alırdı. Ama olmadı işte. Ne yapalım? Tamamdır arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Yani 4 maç yaptım bugün. Yani biraz daha video uzatıp sizi eğlendirmek istedim. Çünkü bazı kişiler çok kısa video yapıyorsun falan filan diyordu. Ben de 4 maç yapıp iyi maç yapmak istedim bugün. Rekorumuzu yine kırdık. Rekorumuz üstüne rekor koymamışız, evet. Yok, koymuşuz, evet. Az önce biraz daha düşüktük. Sonra kaybettik. Sonra tekrar yükselince biraz daha yüksek kupa almış olduk. Yani şu an iyi. Yarın ben şeyi basacağım. Muhafız kulübesini 6'ya basacağım. Buradaki askerler 12 olacak. İyi olacak yani. Neyse. 2-3 günde bir gelecek bu seri arkadaşlar. O yüzden de belki de 2 günde bir gelebilir. Bazen her gün üst üste bir de gelebilir. Belli olmaz. Yani o yüzden de abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.